Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, 3 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'ne Boluluları davet etti. 3 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak bu heyecanlı kongreye tüm halkımızı davet ediyor. Aziz milletimizin bu kongreyi dikkatle izlemesini tavsiye ediyoruz. Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Her şeyden evvel, aziz milletimizin dün idrak ettiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eder ve yine ülkemizin huzuru için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuza başarılar diler, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Veysel Çetinkaya, ülkenin ekonomi ve toplum yapısı hakkında görüşlerini bildirdi. Bilindiği gibi Saadet Partimiz, milli görüşün tek temsilcisi olarak Türk siyasi hayatında yerini almakta, 50 yıldan beri devam eden milli görüş davasını temsil ederek yoluna devam etmektedir. Gerek iktidar ve iktidar ortağı olduğunda, gerekse muhalefetteyken, ülkemiz için en hayırlı hizmetleri yerine getirmiştir. Ülke problemlerine en doğru teşhisi koyan milli görüştür, Saadet Partisi'dir. Eğer ekonomide ülke bir borç batağında ise, faiz uygulamalarıyla halkımız zor durumda, fakir daha da fakirleşmekte ise, bütçeden faiz ödemeleri her yıl artarak devam etmekte ise, bu milli görüşün, Saadet Partisi'nin faizsiz ekonomiyi ülke ekonomisine hakim kılma anlayışı en doğru teşhistir. Eğer bugün enflasyon hala %10'lar civarında ise ve bundan dolayı halkımız muzdarip ise, milli görüşün, Saadet Partisi'nin eşel mobil sistemi ve adil paylaşım prensibi en doğru teşhistir. Eğer bugün işsizlik %15'in üzerinde, genç işsizlik %27'lerde ve işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 260 bin kişi artarak 4 milyon 668 bine yükselmiş ise, milli görüşün, Saadet Partisi'nin ağır sanayi hamlesi ve her ilçeye fabrika projesi en doğru teşhistir. Saadet Partimizin 82 milyon vatan evladını kardeş sayan anlayışı ile son zamanlarda kutuplaşmanın ve kamplaşmanın önüne geçmiş, siyasette haklı bir özgül ağırlığa sahip olmuştur. Üzerinde oynanan yok etme planlarına, yürütülen algı operasyonlarına rağmen Türkiye'nin en dinamik teşkilat yapısına sahiptir. Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya açıklamasının sonunda iktidara yürüme kongresi adını verdikleri Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak Saadet Partisi 7. olan kongresine davette bulundu. Saadet Partimiz 3 Kasım 2019 Pazar günü yeniden şahlanışa sahip olacağı 7. olağan kongresi yapacaktır. İktidara yürüme kongresi adını verdiğimiz bu kongrede teşkilatlanmada yapısal değişikliğe giderek iktidara yürümenin işaretini ortaya koyacaktır. 3 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak bu heyecanlı kongreye tüm halkımızı davet ediyor. Aziz milletimizin bu kongreyi dikkatle izlemesini tavsiye ediyoruz.